Sıfır sermaye kullanarak e-ticaret nasıl yapılır? Arkadaşlar, e-ticaret kategorisinde özellikle dropshipping yapmak istiyorsanız bunun için en sevdiğim platform Printify diyebilirim. Çünkü herhangi bir ürün bulundurmanız gerekmiyor. Sadece kendi ufak tasarımlarınızı tişörte basarak bunu da sitenin yardımıyla yapıyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle Printify'a kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt aşaması çok kolay. Kullanıcı adınızı, şifrenizi, e-postanızı girerek platforma kayıt olabiliyorsunuz. Aslında her şey buradan sonra başlıyor. Peki elimizde hiç sermaye olmadan Printify sayesinde nasıl para kazanırız? Öncelikle sitede kendi tasarımlarınızı dilediğiniz taslakların üzerine yapabiliyorsunuz. Buna mockup da diyebilirsiniz. Örneğin ben bir çanta tasarımı yapmak istediğimde buradaki çantaya bir kez dokunuyorum. Hemen bu bölümde de çantayla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mağazanıza bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani buradaki bilgileri kullanma gibi bir şansınız da var. Marka genel, yani anonim arkadaşlar. Yani buradaki görselde bulunan çantanın herhangi bir markası yok. İsmi hafta sonu bez çanta olarak geçiyor. Tabii ki bu bir örnek. Peki gerçekten sıfır sermaye ile bu iş yapılır mı? Çok küçük de olsa bir miktar ayırmanız gerekiyor. Peki neden ayırmanız gerekiyor? Öncelikle buradaki ürünün üzerine herhangi bir görseli tasarlamak için bir Photoshop programına ya da grafik tasarım programına ihtiyacınız olacak. Bunun için en çok kullanılan Adobe'a ait Photoshop uygulaması, bunun da belirli bir ücreti var. Şimdi satın alın dediğinizde aylık 132 Türk lirasına sahip olabiliyorsunuz. Ya da Lightroom'la Photoshop'a da belirli bir ücret karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Ancak alternatifi de var. Yani tamamen ücretsiz şekilde kullanabileceğimiz bir grafik tasarım uygulaması da var. Bunun da ismi Canva arkadaşlar. Canva'nın ücretsiz versiyonunda dilediğiniz gibi tasarım yapabiliyorsunuz. PNG formatında görsellerinizi export edebiliyorsunuz ve Printify gibi platformlarda tasarımların üzerinde kullanabiliyorsunuz. Peki bu iş nasıl yapılacak? Öncelikle kendimize bir tasarım oluşturmamız gerekiyor. Tasarım oluşturun dedim ve üst kısma ben logo yazdım arkadaşlar. Logoya bir kez tıkladım ve boş bir sayfa karşıma çıkmış oldu. Şimdi yaz aylarının da yaklaşması üzere çantalarda en çok tercih edilebilecek modelleri araştıracağım. Mesela Printify bize örnek olarak bazı görselleri sunmuş. Bunlardan ilham alabilirsiniz. Yaz aylarını temsilen buraya örnek olarak bir güneş fotoğrafı basacağım. Hemen Canva'da sol kısımda bileşenlere geldim ve üst kısımdaki aramalara güneş yazdım. Bu arada benim Canva'm Pro arkadaşlar, ancak siz de ücretsiz versiyonunda dilediğiniz tasarımları ücretsiz şekilde yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz Pro işaretleri filigranlı olarak gelecektir, ancak ben de şu anda açık görünüyor. Aramalar kısmına güneş yazdım ve görseller bölümünden tümünü gör diyor. Şimdi buradaki güneş görsellerinden dilediğimi seçebilirim ve sayfaya aktarabilirim. Sayfada biraz daha gezinip güzel bir güneş görseli elde etmek istiyorum. Gençlere hitap edeceğim ve buradaki güneş görselini seçtim ve sayfama uygulanmış oldu. Şimdi tek yapmam gereken buna istersen bir slogan eklemek. Örneğin güneşin İngilizcesini kullanabilirim. Hemen metin bölümüne geldim. Buradan herhangi bir başlığı ekledim ve güneşin İngilizcesini buraya yazıyorum. Arkadaşlar, görseli düzenlemek tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bunu dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Ben bu yazıyı birazcık böyle sola doğru kaydıracağım ve yazı tipini değiştireceğim. Şu andaki yazı tipim gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Ben bu yazı tipinin siyah kalmasını istiyorum. Çok da fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Bu yüzden örnek olarak bunu yaptım. Tabii ki başka insanların da bu görseli kullanabileceğini varsayarak bu görselimizi biraz daha geliştirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Güneşe bir adet şapka takabiliriz. Hemen aramalar bölümüne şapka yazdım. Ve buradan dilediğim şapka görselini buraya ekleyeceğim. Biraz küçülttüm ve fotoğrafıma uygun şekilde uyarlıyorum. Birazcık sola kaydırıp tam güneşin üzerine oturtmaya çalışacağım. Evet, aslında şu anda görselimiz hazır arkadaşlar. Biraz daha buradaki yazıyla oynayabilirim. Yukarı doğru kaydırdım ve şu anda görselimi kaydedeceğim. Paylaş dedim, indir dedim ve önemli olan buradan şeffaf arka planı seçmek arkadaşlar. Eğer siz bu çantada herhangi bir arka plan renginin olmasını istemiyorsanız buradan şeffaf arka planı seçmelisiniz. Şeffaf arka planı seçtim ve indirin dedim. İndirme tamamlandıktan sonra bir adet de şeffaf arka plan seçmeden görsel indireceğim. Aradaki farkı anlayacaksınız. İndirme tamamlandı, tekrar paylaş dedim
indir dedim. Bu kez şeffaf arka planı seçmiyorum, indirin diyorum ve arka planı olan bir güneş görselini de indirmiş oldum. Bu arada arkadaşlar, şeffaf arka plan özelliği Canva'nın sadece Pro versiyonunda var. Ancak sizler alternatif olarak Remove Background gibi siteleri kullanabilirsiniz. Bu sitenin de linkini video açıklamalarına bıraktım, mutlaka işinize yarayacaktır. Burada yapabileceğiniz şey Upload Image deyip indirdiğiniz fotoğrafı aç demek ve otomatik olarak arka planın yok edilmesini sağlamak. Şu anda transparan bir arka plana sahip oldum. Daha sonrasında download diyerek görselinizi indirebilirsiniz. Ben Canva'dan da indirmiştim, Pro versiyondan, Remove Background'dan da indirdim. Dilediğimle devam edebilirim. Şimdi Printify'a geri döndüm. Yapmam gereken buradan tasarlamaya başla demek. Çantamın sayfada duruş şeklini ayarladım ve buradan şimdi bir görsel seçeceğim. Az önce Remove Background'la arka planı yok ettiğimiz görseli seçiyorum. Tasarımım sayfaya gelmiş oldu, tam da ortada oldu arkadaşlar. Şimdi bunu biraz büyüterek tam çantamın ön kısmını ortalayacak şekilde yerleştiriyorum. Aynı şekilde çantamın arka yüzüne de aynı görselden yapacağım. Ancak burada çantayı çift boyutlu olarak düşünün. Kopyaladım. Evet, tam olarak ortaladık. Dilersem buradan çantamın arka plan rengini değiştirebiliyorum. Ben şu an beyaz arka planı seçtim ve Save Product diyorum. Evet arkadaşlar, çantamız şu anda mağazamıza eklemek için hazır. Burada gördüğünüz üzere çantanın çeşitli perspektif görselleri de bulunuyor. Yakınlaştır diyorum ve çantamızı buradan inceleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi harika bir tasarımı tamamlayıp çantamıza basmış olduk. Peki şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar, biz Printify'da satış yapmayacağız. Biz Printify'a optimize edilmiş satış mağazalarını kullanarak dropshipping yapacağız. Dilersek burada listelediğimiz ürünü Etsy, Shopify gibi platformlarda satışa sunabiliyoruz. Yani iki platformu birbirine bağlamış oluyoruz. Örneğin buradan Etsy'ye tıkladığınızda Etsy'ye giriş yapmak için bilgilerinizi istiyor. Buna da kayıt olmak çok kolay arkadaşlar. İlerleyen videolarda bunun detaylarına gireceğiz. Bu videomuzun amacı sıfır sermaye ile satış yapmanın temelini oluşturmak. Siz de merak ettiklerinizi video yorumlarında bana yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi satışlar.